19-25 Aralık haftası sevgili takipçilerim, güzel takipçilerim, güzel bir hafta. Ağız tadında mutluluk getirsin diyorum. Evet, bu hafta birçok enerjinin fazlasıyla değişeceğini unutmamamız gerekiyor. Güzellikleri, şifaları dileyerek iyi şeyleri kabul etmeyi öğrenmemiz lazım. Sevgili koçlar, 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçişini yapacak. 5 ay boyunca planladığınız sistematik kararlarınızla alakalı doğru döngüleri görmek için çok doğru bir serüvene geçiş yapıyorsunuz. Yani yeni anlaşmak istediğiniz, fırsatlar yakaladığınız birçok nokta ve ilişkilerinizle ilgili de yaşadığınız krizleri görmek adına güzellikler gelecek. O yüzden daha kendinizi bilerek hareket etmenizi, hedefleriniz için çok doğru bir haftanın başlangıcı ve 5 ay boyunca bu süreç size artı evreler getirecek, korkmanıza gerek yok. 22 Aralık'ta maddi konularla ilgili noktamızı planlayacağız. Yani Güneş Oğlak Burcu seyrine devam edecek ve bu seyir artık sizin planladığınız paranız, kriz yaşadığınız yöneticiler, kendinizi güvensiz hissettiğiniz noktaları daha rahat bir şekilde görmenize yardımcı olacak. 23 Aralık'ta Oğlak yeni ayı, eğitim, kariyer, yurt dışı ile ilgili planladığınız ya da çocuklarınızla alakalı plan program yaptığınız konularda daha bilinçli ve aile düzeninizi daha rahat ettirmek adına çok daha fırsatlar yakalanacak. Kurumsal bir alandaysanız şansın gökyüzünde sizi güzel bir kucaklaması ve beklenti içerisinde olduğunuz konum değişimi ya da beklentilerinizin yavaş yavaş ilerleyeceği ama sağlam adımlarda yol alacağınızı gösteriyor. Kendi iş ya da ortaklı iş kapılarınızla alakalı yurt dışı ile ilgili beklediğiniz, sonuçlanmasını istediğiniz birçok nokta aksilik gibi gözükse, çünkü unutmayın Mars Retrosu hareket ediyor, evraklar, iletişim ve yaşadığımız krizlerde aksilik gibi gözükse eninde sonunda Ocak 15 itibariyle bunların sevincini daha rahat bir şekilde tadacaksınız. Aile içerisinde miras, vergi, ödeme, borçlarla ilgili bu hafta can sıkıcı gündemimiz olabilir. Çözemediğimiz konular, yapmamız gereken noktalar, gözümüzü dört açmamız lazım. Hep ertelediğiniz şeyler artık ertelenmemesi gerektiğini uyarıyor. Bu ara sanata merakınız olabilir, yaratıcılığınız daha ön planda olabilir. Bunları keşfedeceksiniz. Farklı kurslar, farklı enerjiler size farklı bir renk katacak. Yani siz kendinizi bulmak için adımlarınızı yavaş yavaş kendi kimliğinizi oturtacaksınız ve bu 5 ay içerisinde de hedeflediğiniz birçok şey size bayağı bir uzun soluklu yatırımlarının altyapısını oturtacak. Satmaya çalıştığımız son 5 aydır kriz içerisinde olduğumuz ortaklı mal için doğru bir anlaşma gerçekleşecek ve satış evresi aydınlığa kavuşacak. Devletle bağlantılı iş konularınızla alakalı yaşadığınız krizler biraz daha görmeniz gerekiyor. Görmediğiniz ve uzun süredir hep olacak diye beklediğiniz şeylerin ucu açık ve bu yüzden de hayallere aitsiniz. Artık uç evresi bitiyor, siz adımlarınızı başlatmanız lazım. Konumunuzda değişim, beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda mücadele haftanız var. Yani pat diye kimse sizi yükseltmeyecek ya da al kardeş bu masa senin demeyecek. O yüzden bilinçli, kendinize ait bilinçleri, bilginizi öne koymanız lazım. Yarım bıraktığınız konularınızla alakalı da eğitim temponuza da karar vermeniz lazım. Yeni ev taşınmak, yeni bir noktaya geçmek için bu hafta hem araştırma içerisinde olacaksınız hem de gerçekleri görerek yuvamıza ait eksik gördüğümüz sevgiyi, duyguyu yansıtacağımız bir hafta. O yüzden yeni bir ilişki, ilişkimizde tazelenmek, bize ait süreçleri daha rahat yakalayacaksınız. Çalışan çiftler arasında gerçekten geçmişle ilgili yaşadığımız aile krizleri tekrar gündemimize gelecek ve artık bu yorgunluk, bu isteksizlik karı koca hayatımıza da yansıyor. Uzun süredir de evliliği ters giden sevgili koçlar için doğru adımlarla birbirinize hoşça kal demeyi öğrenmeniz lazım. Buradaki düzende her iki tarafta sözlü şiddette ve mutsuz enerjidesiniz. Artık görüp bu dengeyi oturtmanız lazım. Eğitim konusu olan sevgili gençler için duygusal yönünüz daha yoğun. Ama başarı ve hırsa enerjiniz ve algınızda değişimler yaşadınız. Bunları toparlayarak kendi başarınıza odaklanacaksınız. Yurt dışı yabancı dil eğitimleriniz ya da edebiyat konusunda kendi merak ettiğiniz noktaları daha sağlam adımlarla
belirleyeceksiniz. İlişki konusunda acı çekenler ve hala geçmişle ilgili yaşadığınız konuları tekrar tekrar anılar tazeleniyor. Anılar tazelendikçe siz kriz yaşıyorsunuz. Yepyeni enerjiler de var. Artık sağlam, sizi mutlu edecek başlangıçlar için ne bekliyorsunuz? Bu konuda da bir ilişki terapisti ya da kendinizi mutlu edecek dengeleri görmeniz lazım diyorum, dedim biri. Araç satımı ya da araçla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz konular Aralık sonu itibariyle daha netliğe kavuşacak. Acele etmeyin ama unutmayın ki aracınızla ilgili bakımlarımız var. Bunları tazelememiz lazım. Ev hanımları için özellikle bu ara dinlenmek, ruhunuzu iyileştirmek, hatta eşinizle aranızdaki soğuk rüzgarları daha rahat bir şekilde aşmaya çalışıyorsunuz. Eşinizin de dengesizlikleri var, hak veriyorum ama siz birbirinize ait dengeleri çoktan kaybettiniz. O yüzden birbirinizle usulca konuşarak sakince yuvanızı ve çocuklarımızla olan enerjimizi düzeltmemiz lazım. Boşanma fikri olanlarda kesinlikle radikal karar var. Geçmişe yönelik iş mahkemeniz, işle ilgili yaşadığınız krizler bu hafta daha yoğun olabilir. Bilginiz olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle migren ve baş ağrılarımız ve sinüste vuran dengelerimiz yıpratabilir. Boyun ağrımız da yastık değişimini gösteriyor. Bir an önce yatağınızı ve yastığınızı değiştirin. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, galiba spam yiyoruz devamlı YouTube'umuzda, bol bol yorum yazarsanız çok sevinirim. Çünkü izlenmelerimiz azalmaya başladı. Bu da spamla alakalı, şikayetlerle alakalıymış. Neden şikayetler var onu da bilmiyorum. Neyse, sevgili boğalar, özellikle 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna ortaklı konularımız, ortak işlerimiz, ortak mallarımız, ortaklıklarla alakalı çözülmesini istediğimiz yeni anlaşmalar, hakkımız olan, hakkımızla alakalı verilmesi gereken noktalarda gerçek açıyı göreceğiz. O yüzden temkinli, mantıklı ve ses tonunuzu yukarı çıkartmadan çözmeniz lazım. Çünkü Mars retrosu da hala hayatımızda devam ediyor. Bu evrede zarar görmenizi istemiyorum. 22 Aralık'ta mesela Güneş Oğlak Burcu'na geçerken sigorta, unuttuğunuz noktalar, size sıkıntı verecek iş evraklarınız, mailleriniz ve ilişkiler arasında trajik konular yüz yüze kalmamıza sebep olabilir. Daha dikkatli bilgisayarınızı, cep telefonunuzu kullanmanızı ve notlarınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda yeni bir ay gerçekleşecek. Bu sizin maddi anlamda yenilenme, fırsat ve fırsatlarla alakalı döngü, sürpriz paralar gelmesini istediğiniz anlaşmalarla ilgili noktada sizi mutlu edecek haberler kapınızda olarak. Özellikle 22'si çok güzel, şanslı bir gün, değerlendirmenizi öneriyorum. 25'i de sizin duygusal yönünüzle alakalı hançerlenecek bir geçmiş özleminiz söz konusu olacak. Bununla da yüzleşmek için iyi bir gün. Yüzleşin, enerjiniz değişsin istiyorum. Evet, kurumsal bir alanla ilgili yönetici krizlerimiz devam edebilir. Üst düzey değişimlerden kaynaklı bazı krizler sizi yıpratabilir. Özellikle insan kaynakları, finans alanı, alım-satım sektörü ve uluslararası ticarette çalışanlar için çok yoğun bir hafta. Lütfen ve lütfen dikkatli olmanız ve gireceğiniz her toplantıda aksilikler söz konusu olacak. Daha temkinli ve daha mantıklı davranmanızı öneriyorum. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızla ilgili bazı aksiliklerle ilgili çözmeye çalışacağımız evraklar, belediye, ruhsat, vergi, borçlandırma dediğimiz noktalar bizi yıpratsa da onları bir düzene sokacağız. Ailemizde cezaevinde ya da ceza konuları varsa da bu hafta bunlarla ilgili büyük bir güçlenme, birbirimizle bütünleşme haftası olacak. Yani krizleri önlemek için birlik olacağınız bir hafta, birbirinize her konuda destek olabilirsiniz. Ev satmak ya da almak konularımız için özellikle 27-28 Aralık arasında net kararlar vereceksiniz. Alım, satım, değişim konuları, taşınma konularımız daha yoğun olacak. Bunlarla ilgili bize uygun olan enerjiyi yakalayacağız. Özellikle aile içerisinde küs olduğunuz kuzenler ya da anne köklerimizle alakalı yaşadığımız maddi kaoslar biraz daha yüzleşmemize yardımcı olacak. Serbest alanda çalışıyorsanız ekstra gelecek sürpriz anlaşmalar ve gideceğiniz her yolculuk size ayrı bir renk katacak. Eğer ki çok büyük bir kurumsalda yer değişimi bekliyorsanız
Evet, değişimlerle ilgili Aralık'tan sonra Ocak, Şubat bu konu. Ama öncelikle maaşımızla alakalı yaşadığımız krizleri düzeltmemiz lazım. Güvendiğimiz dostlar, inandığımız insanları bir gözden geçirmemiz lazım. Siz herkese kalbinizi açıyorsunuz ama size kimse doğru kalbi açmıyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan çiftlerimizin arasında özellikle iş yerinizle ilgili uzun süredir toplantılarda eksiklik siz görünmüyorsanız bu hafta daha yoğun görüneceksiniz. İşinizle alakalı noktaları daha net belirleyeceğiniz için başarınız var. Eşinizin ani seyahatleri söz konusu olabilir ama aile içerisinde yeni bir araç gündemimiz var. Hayırlı olsun diyorum. Eğer işsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız beklenmedik güzel bir dostunuzdan haber size iş kapınızı aydınlığa kavuşturacak. Ama geçmişe yönelik iş mahkememizle ilgili haberler gelecek. Bunlarla ilgili hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, kendinize aşk konusunda ön plana tuttunuz. Evet, burada hafif kumral biriyle aşk yaşıyorsunuz. Siz esmer olabilirsiniz, o kumral, ya da siz kumral, o esmer olabilir. Bu ilişki ciddiyete ama eğitim konusu da zarar vermemeniz gerekiyor. Bu ara yarım bıraktığınız dil eğitimi, mesleki anlamda bıraktığımız yarımlıkları tamamlama haftamız olacak. Bunları da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aşk ve özellikle iş ortamında beğendiğiniz birinin size ilgi ve alakası var. Ama ailenizin baskı üzerinde olduğu ilişkiler konusunda ve aile içerisinde evlenmeyi zorlayan ve artık evlenmen gerekiyor diyen takipçilerimize hayırlı kısmet enerjileriniz var. Baskı altında değil, aşk anlamında evlilik yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara koltuk değişimi ya da çalışma masanızla alakalı yenilikler yapmak istiyorsunuz. Bu da size olumlu. Uzun süredir ilişkisiyle ilgili kafasınızda karışıklık, iletişimde bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Karşı tarafı dinlemeden ani karar verip ilişkiyi zedelemememiz gerekiyor. Özellikle ilişki konusunda 27-28 Aralık daha şanslı olacağınız ve bu konularda konuşmalarınızı yaparsanız sevineceğimi gösteriyorum. Ve sevgili ev hanımları, parasal evrede eşinizin yaşattığı krizler biraz sizi yıpratıyor ve sorumsuz olması sizi tam anlamıyla basıyor. Ama şu diyor, yani 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu seyrine devam ederken siz de sağlamlıkları ve var olan enerjiyi ve parasal noktada kendinize ait miraslı konularımız gündeme gelecek. Para anlamında da daha rahat iletişim sağlayacağız. Özellikle çocuklarımızla alakalı yaşadığımız, göremediğimiz konuları bu hafta net bir şekilde göreceğiz. Eğer ki boşanmak istiyorsanız da biraz acele ediyorsunuz. Sakin kararlar vermeniz lazım çocuklarınızla ilgili. Evet, aşk enerjisi gökyüzü fazlasıyla renk katıyor. Siz doğru insanla buluşmayı Rabbimden isteyin diyorum. Sağlık olarak göz kontrolümüz, alerjik reaksiyonlarımız olabilir. Özellikle son zamanlarda besinle alakalı zehirlenmelere dikkat edelim. Hoşçakalın efendim. Sevgili takipçilerim, güzel ailem, rica ediyorum bu hafta bol bol yorum yaparsanız. Bir spam YouTube duyuyorum. 2 haftadır, 3 haftadır düşüşler çok fazla oldu. Çok şikayet almışlar, kıskanıyorlar beni. Bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Hem sizin için, yoksa pes edeceğim artık. Bıktım yani, bıktırdılar beni. Evet sevgili ikizler, özellikle 20 Aralık'ta gerçekleşecek Jüpiter Koç geçişi, özellikle yapmak istediğimiz iş, yeni iş anlaşmaları, yeniliklerle alakalı noktada gözümüzü dört açacağız. Bulunduğumuz noktada farkındalığımız daha çok artacak ve sorumluluklarınız, size verilecek sorumluluklar daha fazla olacak. Özellikle medya sektörü, iletişim, sanat sektörü ya da daha böyle insanlarla iç içe yaşadığınız bir noktadaysanız farkındalık evremiz olacak. Daha güzel işler, daha güzel kendinizi ifade edeceğiniz reaksiyonlar var. Kendinizi doğru reaksiyon alın. Doğru bir enerjiyle, doğru bir evrede size başarılar var gözüküyor. Eğer 22 Aralık'ta şöyle söyleyeceğim. Güneş Oğlak Burcu ile alakalı noktada geçişini tamamlayacak. Mirasla ilgili değil de daha çok kendi geçmişiniz, hesaplaşmanız gereken insanlar, hakkınız ve hakla alakalı yenilen konular sizin canınızla ilgili hesaplaşma evrenizi uyarıyor. Aynı şekilde geçmiş işiniz ya da bulunduğunuz noktadaki insanların size pürüzle yarattığı sıkıntıları çözme haftanız olacak. Ve 23 Aralık'ta yeni ay Oğlak Burcu'nda gelişecek. Bu da sizin kazanç hesaplamalarınız, borç sistemimiz ya da borçlandığımız insanlarla alakalı bağlarla ilgili sistem kuracağımızı, aynı şekilde elektrik, su, doğalgaz faturalarınızla alakalı yaşanacak krizleri de uyarıyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama duygusal anlamda aile çatımızla alakalı noktada baba köklerimizden yaşanacak çok büyük krizleri ve burada amca, kuzen, hala ya da babaya ait haklarla ilgili büyük bir çatışmanın ve haksızlıklara uğramayı da gösteriyor. O yüzden siz temkinli olmanızı, doğru avukatla yol almanızı istiyorum.
istedim bile. Evet, özellikle kurumsal ya da devlet bağlantılı çalıştığınız evrelerde bazı karışık olanlar, yıl sonu telaşının verdiği karmaşıklıklar, yılın başlangıcının verdiği yeni dosyalar, toparlanma, yeni olaylar, yeni konumlar ve 2022'nin şirketiniz ya da bulunduğunuz noktadaki zarar ya da hesaplama evresinde tartışmaları gösteriyor. 2023'ün de telaşı hala sistemimizle alakalı noktada tam oturmadığı için gerginlikler var. İş yerinizin taşınma gibi, yeni bir noktaya geçme gibi durumları gündemimize gelebilir. Bu da sizin ev sorununuzu, mesafe sorununuzu da ön plana itecektir. Eğer ki devlet ya da devletle alakalı finansal alanda alım satım ve uluslararası ticarette yer alıyorsanız, bu konuda gideceğimiz seyahatlerde başarı söz konusu olacak, gireceğimiz toplantılar olumlu gibi gözükse de sizin fevri davranışlarınız bulunduğumuz noktayı kasabilir. Dikkatli olun, o da Mars'ın retro oluşu ve sizin sözlerinizin insanlar tarafından yanlış anlaşılacağını da uyarıyor. Aman aman dikkatli konuşmalar söz konusu olsun. Eğer ki kendi işinizi, ortaklı projelerinizle alakalı noktalarda ya toparlanmamamız gereken ufak tefek değişiklikler yaparak iş sistemimizi daha büyütmek, ama uzun süredir iş kriziniz ve hala ekonomik olarak da çözülmediğiniz noktalar varsa, rica ediyorum bu konuda biraz daha destek alarak ve ortaklı süreçlerimizi doğru yönlendirerek ya da ortak alarak sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Çünkü arkamızda dağ gibi borçlar var. Bunları bir türlü çözemiyorsunuz. Çözemediğiniz için de odaklanma sıkıntınız var. Bir an önce bunları çözeceğiz. Sisteme koyacağız. Doğru kararlar söz konusu. Özellikle babanızın ya da aile büyüklerinizin size parasal konuda satmaya çalıştığı bir noktanın da sevincini yaşayacaksınız. Ama unutmayın ki bunu borç alıyorsunuz. Borcunuzu doğru dolar mı, altın mı, euro olarak belirlemeniz lazım. Çalışan çiftler arasında eşinizin hamilelik, gebelik gündemi olabilir ya da kendi eşinizin sağlıkla alakalı yaşadığı krizde biraz evremiz var. Biraz stresli olabilir. Dikkatli olun diyorum. Sevgili gençler, anne, baba, iletişim sorunlarınız her geçen gün büyümeye başladı ve bu bizim eğitimimizi ve onlarla aramızdaki uçurumu, evreyi toparlıyor. Bir an önce gidip ailenize sarılın. Onlar sizin için çok büyük bir fedakarlık yapıyor. Siz buna inanmıyorsunuz. Evet, aşk önemli ama aileniz hepsinden daha çok önemli. Lütfen ailenize sımsıkı sarılın. Duygusal olarak uzun süredir bitirmeye çalıştığınız konu artık net masaya yatacak. Yeni ilişki beklenti içerisinde olduğunuz ve hayal ettiğiniz insanla da yavaş yavaş sistemleri oturtacağız. Uzun soluklu ilişkilerde daha sakin ve ekonomik evreleri toparlamak adına söz nişan 2023'ün evlilik temposuna hazırlansak da mantıklı kararlar vereceğiz. Sevgili ev hanımları, kendinizle alakalı noktada çok yorgunluktan çok insanların derdi, çocuğunuzun, eşinizin, evin telaşı, kendinizi biraz bu konuda yavaşlatmışsınız. Belli eğitimler alarak, belli kurslara katılarak kendinizi de ön sahaya ve kendi kazancınızı oturtabilirsiniz. Bu ara eşi ölmüş ya da eşinden ayrılmış sevgili takipçilerim için güzel bir enerji var. Hem iş hem duygusal anlamda bu ara gözünüzü dört açın diyorum. Ama evli çiftlerimizin arasında da soğukluklar, geçmiş konulardan çok şu anki yaşadığımız ev, düzen ve ekonomik ve kaosun verdiği gerginlikler var. Bunları bir an önce toparlamanız lazım. Yoksa ilişki boşanma telaşına doğru gidiyor. Uzun süredir boşanma fikri olan bazı çiftlerimizle tekrar ilişkiye şans verdiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayalinizde taşınmak ya da yer ev almak gibi düşünceniz varsa Ocak sonuna doğru düşünün. Çünkü borçlarımız var. Bunların hepsini kapatacağız. Evimize hırsız girebilir. Bazı şeylerimiz çalınabilir. Dikkat edin. Ve özellikle son zamanlarda evimizde parke ya da banyodan kaynaklı su sızıntıları var. İhmal etmeyin efendim diyorum. Sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonlar, sinüzit problemlerimiz olabilir. Kulak ve burun enfeksiyonlarımıza da ihmal etmeyelim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, spam yiyor YouTube kanalım. Destek istiyorum, bilginiz olsun. Ağır bir spam yiyoruz ama, yani izlenmeler, kanalda böyle garip garip olaylar oluşuyor. Destek için bol bol yorum yapmanız lazım. Tabii ki sizin kararınız, sıkıntı etmiyorum. Sevgili aslanlar, özellikle 22 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu ile alakalı noktada yurt dışı seyahatlerimiz, iş gereği haberleşmeler, eğitim konularımızla alakalı fırsatlar, yeni değerlendirmek istediğiniz işinizle alakalı kendinizi daha
daha savunacağınız nokta, farklı gruplar, eğitimler alanında yer alıyorsanız daha grupsal çalışmalar, ekip arkadaşımızla aramızdaki bağla daha çevreye hitap edeceğimiz enerjilerimizin yoğun olacağı, aynı zamanda uzun süredir beklediğiniz farklı iş kapılardan da mülakat, çağırma, yine iş haberleri size ayrı bir renk katacak diyorum. Ve unutmayın sevgili aslanlar, işsizseniz bile maddi konularda firmanızın size sunacağı ya da yeni bir firmayla anlaşmanız size her konuda destek olacağını gösteriyor. O yüzden bu dönem imkanları değerlendireceğiz. İş çevremiz, yani tesadüfen tanışacağımız insanlar, size fikir verecek insanlar sizin kariyer anlamında var olacak dengenizi güçlendirmenize yardımcı olacak. O yüzden şansınız da artacak, bereketiniz de artacak, işsizseniz iş kapılarımız daha güzel oluşacak. Kendi işinizle ilgili korkularınız, kaygılarınız varsa bunları daha sağlam adımlarla. Bu da demektir ki 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu seyriyle birlikte siz sağlamlıkları görmek, kendinizle ilgili doğru ifadeleri kullanacaksınız. 23 Aralık'ta Oğlak Yeni Ayı gerçekleşecek. Geçmiş konularımız, dikkatli olmamız lazım. Geçmiş hesaplar, geçmiş ilişkiler, geçmiş ortaklıklar, geçmiş iş kapılarımızla ilgili doğru adımlar atmanız lazım. Zararlı, şikayet konuları gündemde olabilir. Bunları da doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, kurumsalla alakalı yeni bir haber ya da yerinizle ilgili değişmesini istediğiniz noktalarla ilgili de üst düzey yöneticilerinizin fırsatını kovalamanız lazım. Onların psikolojisini kovalamanız lazım. Güzel süreçler söz konusu. Yurt dışı, seyahatler ve oluşması ki haber beklediğiniz konularda bu ekiple siz de bu yolculuğa gideceksiniz. Farklı alanda da kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Devletle alakalı bağlantı, yeni bir noktaya geçmek ya da taşeron bir firmadaysanız devletle ilgili beklediğiniz konularla ilgili de size güzel anlaşmalar, güzel oluşumlar ve arkanızı destekleyecek birinin size güzel yaratacağı devlet taşorandan devlet kapınız hayırlı olsun diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da özellikle ve özellikle ortaklı ve ortak projelerinizle ilgili kendinizle daha adımlı, daha radikal kararlar verirseniz başarısızlık görmüyorum. Ailemize ait arazi, müteahhite girmesi gereken bina, ev konularımızla ilgili de müteahhit anlaşmalarımız ve bu anlaşmalar doğrultusunda karlı bir anlaşmaya geçiş yapacağınızı da unutmamanız gerekiyor. Evet, çalışan çiftlerimizin arasında eşinizin ailesi ve sizi beğenmeyen tavırları sizi fazlasıyla yoruyor ama eşiniz sizi seviyor. O yüzden eşinizin iş hayatına ve kendi iş hayatınıza bu konuda dengesizlik yaratmanızı istemiyorum. Özellikle çocuklarınızla alakalı da sürpriz başarılar, satranç turnuvası olabilir, basketbol olabilir, çok yetenekli ödüller alınacak gözüküyor. Evet sevgili gençler, kendinizi geliştirmek, yenilemek, özellikle de farkında olarak eğitim konularınızla ilgili farklı noktalardan beklediğiniz güzel haberler sizin kariyerinizde olumlu. Eğer üniversiteye girmek istiyorsanız, mühendis olmak istiyorsanız ya da uluslararası ekonomi ve siyasi bilimler okumak istiyorsanız ya da siyasi hukuk evreniz varsa gerçekten başarılı ve odaklı olacaksınız. Yeter ki sevgilinizi incitmeden, çünkü o incittiğiniz zaman vıt vıt vıtlanıyor, sizin odaklanma sorunuz var, bunu çözmeniz gerekiyor diyorum. Bu arada da hem çalışan hem okuyan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Başarı sizin aydınlığınız. Her zaman hedeflerinize ulaştınız. Umutsuz değil, başarılısınız, umutlusunuz, merak etmeyin diyorum. Evet sevgili gençler, duygusallık anlamında da aşk renginiz fazla var. Özellikle uzun süredir ilişkiniz, sevgili takipçilerim, adını koyamadığınız noktada bitirme vakti ve kendinize yenilikler ve yıpranmama dönemi diyorum. Çünkü karşınızdaki insan sizi fazlasıyla eziyor ve yıpratıyor. O yüzden de sizin özgüven eksikliğiniz altıda aşağı düşmeye başladı. Bunu toparlamanız lazım. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı ailevi sorunlar, ilişkiniz ya da sizin ailenizden kaynaklı gerginlikler var. Kabul edilememe ve devamlı beğenmeme sorunlarımız söz konusu olacak. Gönül almadan bu evliliği yaparsanız zarar görürsünüz. Ailenizin gönlünü almanız lazım diyorum. Bu arada da geçmişe dönük ilişkilerimiz devamlı yazabilir, dönmek isteyebilir. Geçmişi kapatıyoruz. Yepyeni bir insan size daha hayırlı olacağı ve yakın dostunuzun size tanıştıracağı bir ilişki size mutluluk yaratacak. O yüzden korkmanıza gerek yok diyorum.
Ev hanımları bu ara çocuklarınız ve onların eğitimi, toplantıları, koşturmasından dolayı sizin kendinize vaktiniz kalmadı. Yemek yap, temizlik yap, ayrıyetten kurslarınızla alakalı marka olmak istiyorsunuz. Siz başarırsınız, sizden korkum yok. Çocuklarınız ve ev düzeniniz hayırlı. Boşanma fikri olan ve hala dengesini oturtamayan çiftler yazı Haziran ayını beklemeye karar verdiniz. Bu sırada ilişki terapistiyle bu evliliği kurtarabilirsiniz. Dikkat edin diyorum. Evet, ev taşınma, evle ilgili kararlarımız var ama bunu Ocak sonu, Nisan başı yapacağız. Ama ailemizin yurt dışı ile ilgili ev almak ya da sizin böyle fikirleriniz varsa başvurularınız olumsuz gözükmüyor. Olumlu olacak, merak etmenize gerek yok diyorum. Evlenmiş, ayrılmış, hala iş sorunu yaşayan sevgili takipçilerim için özellikle Ocak sonu, Şubat itibariyle iş konularımızla ilgili iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Devam eden yasal mahkemelerinizin arkasında durmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle üreme organlarımız, göğüs ağrılarımız ve kalple alakalı ritim bozukluğu olabilir. Kontrol ettirin. Hoşçakalın efendim. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı rica ediyorum. Spam yiyormuş YouTube kanalımız. Spamı engellemek için bol yorum takip etmeyi. Bol yorum. Sadece bol yorum. Beğenmeniz de önemli değil. Aslında beğenin ya. Emek veriyorum ya. Neyse sevgili Başaklar. Özellikle 20 Aralık'ta Jüpiter Koç finans konularınız, geçmişle alakalı hesaplaşmalarınız, geçmiş konularımız, geçmiş çalışma tempomuz ve köreldiğinizi hissettiğiniz ama yatırım konularında kâra dönüşeceğiniz ve her yatırımın yanlış yaptığı düşündüğünüz noktalarda verimliliği temsil edecek. 22 Aralık'ta Oğlak artık Güneş artık Oğlak Burcu'nun enerjisinde olacak. Güzel haberler, kendi onurunuzla ilgili, şerefinizle ilgili yaşayacağınız onura etme dönemimiz olacak. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı noktalarda daha kendinize emin adımlar sergileyeceksiniz. Maddi ufak tefek fırsatlar da kapınıza gelecek. 23 Aralık'ta yeni ay Oğlak Burcu'nda seyrini tamamlayacak. Temkinli adımlarla yeni kuracağınız işler, yapacağınız anlaşmalar ve riskli alanlarda var olmak adına çok güzel kararlar vererek kendi yörüngenizi daha sağlam ve daha planlı şekilde ilerleteceksiniz. Kurumsal bir firma ya da büyük bir firma alanında sabit bir noktada da çalışsanız haklarınız, hak noktalarınızla alakalı konuşmayı temsil ediyor. Maaşınız, yerinizle alakalı kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Geçmiş yaptığınız iş hatalarınızı artık yapmayacaksınız. Daha bilinçli hareket edeceksiniz. Büyük bir alanda yönetim ve yöneticilerle alakalı ve asistansanız bile yöneticilerinizin size var edeceği teklifler keyifli olacak. Unutmayın, bol seyahat, bol başarı, bol odaklanma söz konusu olacağız ve toplantılarımızın yoğun olacağı, tamamlanması gereken evraklarla ilgili kısa süreçli her şeyi toparlamaya çalışacaksınız ve bu toparlama size mutluluk verecek. Uzun süredir iş arayışınız ve bulunduğunuz noktada memnun olmayanlar, şu an yerinizde devam edin. Alternatif için Mart ayını görmeniz lazım. Şu an bu konu hata yapar ve bu hata sizi yıpratabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu konularda uzun süredir kendinizi ispatlayamıyorsanız biraz daha kendinizi, bilincinizi, eski enerjinizi hayal ederek işinize daha konsantre olmanızı istiyorum. Kapatmayı düşünenler doğru karar ama büyük yerimizi kapatmayı düşünüyorsanız yanlış karardır. Yurt dışı, şehir dışı ile iş yapanlar için ekstra yeni danışanlarınız, müşterileriniz ya da şirketlerle bağlantılarınız çok güçlü olacak. Kendinizi daha olgunlaştırmış olacaksınız. Kardeş, kuzenle alakalı iş bağlantılarımız varsa burada kendinizi mutlu edecek yeni insanlar, yeni tanıyacağınız kişiler size her konuda destek olacak. Yalnız yatırımlarda ani satış, ani alma konularımızı doğru ve yerin değerini risk almadan almamız gerekiyor. Çünkü hayallerinizde bir ev anahtarı umudumuz var ve bu umut sizin için hayırlı olacak diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı yoğun evraklar, toplantılar, bilgisayar, telefon iletişimleri, yeni oluşacak birçok noktada doğru adımlar atacaksınız. Hem eşiniz için hem de sizin için farklı gelecek teklifleri de gözden geçirmeniz gerekiyor. Çocuklarınızla alakalı kendi yetiştirdiğiniz evlatlarınızla gözleriniz olacak ve başarılı sizi mutlu edecek. Sevgili gençler,
kendi noktanızla ilgili duygusal yönünüz daha yoğun olacak. Aşka kafanızı daha fazla takacaksınız. O yüzden eğitiminiz askıya doğru hareket edebilir. Kendinizi mahcup etmeyin. Eğitiminize önem verin. Uzun soluklu ilişkisi olan ve bu konuda ne yapmak istediğini bilmeyen başaklar için biraz ilişkiye ara vererek ne istediğinizi, duygunuzun ne olduğunu bulmanız lazım. Yoksa yıpranıp gidiyorsunuz ve ilişki bu şekilde bitecek. Yeni ilişki arayan ve ilişki konusunda da şanssız olan sevgili başaklar, akışa bırakın. Çünkü kalbin size nerede rastlayacağını bilmiyorsunuz ama Ocak 15'e kadar kalp size güzel bir noktada rastlayacak. O yüzden şimdiden enerjinizi, bakım, spor, pilates ve vücut kaslarımızı güçlendirmemiz lazım diyorum. Evli çiftler arasında boşanmak, ayrılık konuları hareketli. Boşanma yok, konuşmalar hareketli. Ama evliliğinizle ilgili noktada da sizin de hatalarınız var. Yüzleşip eşinizle olan bağı toparlamanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu ara evde yenilik düşünceniz var. Eşinizin evde ufak tefek tamir, tadilat konuları, eşinizin de size bu konuda destek olması sizi mutlu edecek. Yasal, mahkemesel konularda çocuk yasanız varsa, çocuk mahkemeniz varsa, ve bunlarla ilgili tüm haklar mücadeleleriniz varsa mahkemeleriniz ertelenecek ama eninde sonunda sizin hayatınızda evlatlarınızın velayetini alacaksınız. Cezaevi ya da hukuki süreçte olan evladınız ya da ilişkiniz ya da eşiniz varsa mahkemeleri yakın, mücadeleye devam diyorum. Bir de kendinize bu ara kurs, dil eğitimi düşüncesi olan sevgili hanımlar, mümkün olduğu kadar renklisiniz. Bunları Çin atölyesi ya da daha farklı enerjiler, seramik, bu tarz yetenekleriniz ön planda, ilgilenmenizi öneriyorum. Evet, bir dedikoduya maruz kalacaksınız çiftler arasında. Aldatılma, yalan, bu tarz hikayelere inanmayın. Yalan, sizin aranızı bozmak isteyen insanlar var. Evet, evde elektronik eşyalardan çok elektrik avizelerimiz, bunlarla ilgili yenilik dönemimiz var. Sağlık olarak uzun süredir yaşadığımız boyun fıtığı, bel fıtığı, sırt ağrılarımız ve omuz tutulmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evlenmiş ayrılmış çiftler arasında iş beklentiniz varsa yakın bir erkek dostunuzun size yapacağı iyilikle birlikte iş kapınızda hayırlı gözüküyor. Hoşça kalın efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Evet, spam yiyoruz kanal olarak. Bol yorum, bol beğeni bekliyorum. Evet sevgili teraziler, 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seyriyle birlikte işinizdeki tartışmalar, işinizle alakalı hızlı kararlardan zarar görebilir. Başkalarının aklıyla hareket edip yerinize zarar verebilirsiniz. Büyük bir kurumsal ve alanla ilgili yöneticiler arasında 22 Aralık'ta Güneş Oğlak burcu, aramızdaki bağları toparlamamız gerekiyor. Toparlamadığımız takdirde işten çıkartılma, işteki yerinizde sağlam gördüğünüz noktalarda zarar görebilirsiniz. Yeni işe başlayanlar ve iş konusunda uzun süredir kriz yaşayanlar için sağlamlık noktası belirlenmiş ve yeriniz rahatta gözüküyor. Panik yapmanıza gerek yok. Evet, 23 Aralık'ta yeni ay Oğlak burcu seyriyle birlikte kendinizde yarım gördüğünüz, tamamlamak istediğiniz işiniz, kariyeriniz ve eğitim konularınız ve dil ve merak ettiğiniz yeni kurslarla ilgili güzel başlangıçlar söz konusu olacak. Yani bir nevi bedensel ve ruhsal evremizi tamir edeceğimiz bir döngüye giriş yapıyorsunuz. Olabilecek ve olmayan yarım bıraktığınız şeyleri de tamamlamak için doğru bir hafta. Yani bu 5 ay içerisinde kendi eksik yönlerinizi, kendi hatalarınızı görme vakti. Her şeyi biliyorum. Evet, her şeyi biliyorsunuz. Hak veriyorum ama diliniz o kadar sert oluyor ki bazen bildiklerinizde yanlış ifade ediyorsunuz. Kurumsal bir alandan farklı bir alan beklentiniz varsa yöneticilerinizin size referans olmasıyla birlikte gideceğiniz nokta gayet keyifli ve başarılı. Eğer ki devletle bağlantılı birçok noktada çalışıyorsunuz, dışarıdan çalışıyorsanız devletle alakalı yeriniz, masanız belirlenmeye doğru ilerleyecek. Tayin, farklı alanlara gitmek istiyorsanız acele ediyorsunuz. Yeriniz sağlam bir noktada, zarar vermenizi istemiyorum. İşsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız 2-3 yıldır artık bu döngü sizin için değişiyor. Yani değişmesi demek şu Jüpiter'in Koç burcu ve Güneş yeni ayı sizin görmeniz gereken kimliğinizi düzeltmeniz için ve adalet noktasının size dokunacağını hissetmeniz lazım. Değişin. Değişime hazır olmanız gerekiyor. Evet, ortak aile işinizle ilgili kardeşler arasındaki kriz ya da ortaklar arasındaki kriz, hani yumuşama, birbirimizi daha iyi gideceğimiz her nokta bizim için başarı. Serbest bir alanda alım, satım, emlak sektöründeyseniz çok renkli bir hafta, kiralama, hani satma olaylarımız daha yoğun olacak. Cebimize kazançlarımız
farkında olmadan birikmiş olacak. Evet, en büyük hayaliniz araç değişimi. Yeni bir araç almak istiyorsanız fırsatlarımız var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Güzel şeyler bir. Kendi eşinizi, aile ya da kuzen, kardeşlerle bağlantılı noktada birbirimizde zıt karakterler oluşmaya başladık. Gereksiz her şeyi abartıyoruz. Biraz daha sakin, işimize zarar vermeyeceğiz. Çünkü bu duygusal çöküntünüz iş hayatınıza da yansıyor. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Biraz şifa, biraz enerji size iyi gelecek. Bol bol ya Fettah çekin, ya Rezzak çekin, ya Şafi çekin. Enerjiniz komple değişsin, yüzünüze ışık gelsin. Temenni ediyorum. Evet, bu arada da yurt dışı ve yurt dışı başvurularınızla ilgili noktada çok olumlu diyaloglar söz konusu olacak. Eğer ki yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, yurt dışı fırsatları beklentiniz varsa Aralık 25 ve Ocak 25'e kadar çok güzel diyaloglar, mailler, mesajlaşmalarımız söz konusu. Blog yazarıysanız, kendi yazdığınız bazı etki şiir yazıyorsanız bunları artık kitaba, kitap yazma vaktiniz, kendinizi bulmanız için iyi. Çalışan çiftlerimiz arasında iş ve rekabet söz konusu. Kendi aranızda rakip oldunuz ama evinizle ilgili bazı sorunlarımız var. Burada borçlar, ödenmesi gereken krizler var. Bırakın rakip olmayı, borçlarımızı düzene oturtmamız lazım. Bu ara boşanma fikri net olan teraziler, yasal evraklar imzalandı ama karşı tarafın istememesinden kaynaklı korkularınız var. Karşı taraf maddi olarak anlaşmak istiyor. Siz manevi olarak anlaşmak istiyorsunuz. Siz de maddi olarak bakarsanız karlı olacağınızı uyarıyorum. Uzun süredir eğitim konuları, sevgili gençler, kendinizle alakalı başarı, yurt dışı dil eğitimi ve kendinizle alakalı farkında olduğunuz noktalara daha çok eğilmeniz lazım. Evet, aşk enerjiniz yoğun, takılın, enerjiniz güzelleşsin ama kimsenin kalbini kırmayın diyorum. Sevgilinizle ayrıysanız ve bir türlü bu dengeleri oturtamıyorsanız onun bittiğine karar verip yeniliğe doğru adım atmanız lazım. Uzun soluklu ilişkilerinizde, hatta hayat arkadaşınızın size güzel sözleri, daha güvende hissedeceksiniz. Aynı duyguları ona yansıtmanız lazım. Uzun süredir hiç ilişkiniz yoksa akışa bırakıyoruz. Çok yakın bir dostumuzun doğum günü kutlamasında yeni insan tanıyacaksınız. Bu da sizin için kalıcı olacak. Evet, sevgili ev hanımları, bu ara sizin için şunu yazmışım. Ayak ve bacak bölgemiz ya da genç de olmanız önemli. Genetik kemik problemlerimiz olabilir. Biraz hassasiyet noktamız var. Ev ve çocuk ve eşinizle aranızdaki bu vücut sağlığınız onlarınla ilgilenmemenizi gösteriyor. Destek almanız lazım. Özellikle de aile binasında oturuyorsanız binanın yıkım kararı, yeni bir kiralık eve geçmeniz gerekiyor. Bu anlaşmalar için bu hafta net konuşmalar yapacak. Eşinizin size yalan söylediğini ve onun iş ve para konusunda başka insanlara yedirme noktasına artık şahit olacaksınız. O yüzden rest çekiyorsunuz. Haklarınızı başkası yemesin. Boşanma fikri olanlar zaten dediğim gibi yol ve anlaşma, çocuklarla alakalı noktayı anlaşırsak başarmış olacağız. Evlenmiş, ayrılmış ve iş ve para konusunda şanssız olanlar ve annemin evinden ayrılıp kendime ev kurmak istiyorum derseniz Mayıs ayı bunun için doğru ama iş kapınızda güzellikler söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarımız ve kaplamalar ve 20'lik dişte krizler olabilir ve bu nodüllerimize ihmal etmeyin. Hoşça kalın efendim. Sevgili akrepler, nasılsınız? Spam yiyor bir aydır. Gerçekten spam yiyoruz. Yorum yazarsanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Emeğim ziyan olsun istemiyorum. Sevgili takipçilerim, güzel ailem, özellikle şunu demek istiyorum. 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seyriyle birlikte sizin iş hayatınızla alakalı olumsuz ve olmaz gidemem, ben bu seyahate uygun değilim, seçmeyecekler diyorsanız şirketinizin sizinle ilgili seyahatler, yeni fırsat ve yeni kapılarınızın şahane şekilde açılacağı, yerinizdeki belirsizlikler, daha netliğe kavuşmak ama sizin bilincinizde netlikleri görmesi lazım. Devamlı alıngan bir ruhunuz var. Bu alıngan ruhunuzu işe, hayata, toplantıya, çevrenize, ekip arkadaşlarınıza daha net ifade edin, enerjiniz yayılsın. Özellikle de 22 Aralık'ta maddi konularımızla alakalı Güneş Oğlak burcunda sağlam anlaşmalar, sağlamlık getirecek, mutlu olacağınız, karanlıktan çıkmak için güzel fırsatları yansıyor. İşi taşımak, iş değiştirmek, yeni iş başlangıçları için size güzel fırsatlar ve gökyüzü sizi bu konuda çok fazla destekliyor. Ama temkinli olacağız, zarar görme. Yerimizde değişimler bekliyorsak 23 Aralık'ta Oğlak yeni ayı gerçekleşecek.
gelecek. Hem eğitim hem yurt dışı ile alakalı konular, yeni yaratacağınız fırsatlar, yeni iş fırsatlarını, bulunduğumuz noktadaki masa değişimi ile ilgili, maaş konularımızla ilgili cesaretimizin artacağı, konuşamadığımız konuları daha rahat bir şekilde relax ifade edeceğiz. Kurumsal alanlara geçmek ve bu konuda başvurularınızda olumsuz bir şey görmüyorum. Cesaret, iyi niyet diyorum. Devletle alakalı çalışıyorsanız ve bu konumdan rahatsız, artık özel kendi işinizi yapmak istiyorsanız yerinizi bırakmıyorsunuz. Tayin isteyin. Başvurularınız olumsuz olmayacak. Yeriniz güvende. Hatta kendi eğitimlerinizi ve yüksek lisansınızı tamamlayın. Konumunuz daha rahat bir evreye geçiş sağlayacak. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız, iş konularınızla ile alakalı ekonomik daralmadan kaynaklı korkularınız var. Sosyal ağlar, reklam, yenilik, yeni çevre, yeni oluşum, yeni ekip yaratmanız lazım. Bu şekilde aşağı düşüyorsunuz. Güçlenmek için akıla, daha fazla akıla ihtiyacınız var. Lütfen bu başarıyı sağlayın. Eğer ki alım satım serbest, sabit bir noktada çalışıyorsanız, yer değişimlerinizden çok üst düzey değişimlerin bazı kaoslarına şahit olacaksınız. Zaman içerisinde bu değişimler size artı evre yaratacak. O yüzden değişimleri önemsemeyin. Sizin dil eğitimi, yarım bıraktığınız konulara daha sıkı sarılırsanız büyük bir başarı söz konusu olacak. Eğer ki ortak teklif aldıysanız düşünmeden yapın. Ortak teklif yaratmak istiyorsanız düşünmeden yapın. Şanslısınız, başarılısınız. Korkmanıza gerek yok. Geçmişe ait unuttuğumuz bazı konular, vergi, borç, borçlarla ilgili devamlı taksitlendirip sonra ödeyemediğiniz konular evimize ufak tefek kağıtlar getirebilir. Tekrar af yasasından bunları düzenli şekilde çözmeniz lazım. Anne ya da teyze ya da abla ya da eşinizden kaynaklı desteklerle bunları doğru sistemde halledeceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara yurt dışına taşınmak, yurt dışı ile ilgili mail ve mesajlarda olumsuz gözüken şeylere stres yapmayın. Tekrar tekrar maillerinizi devam ettirin. Eninde sonunda bu konu sizin için hayırlı. Çocuğunuzun yurt dışı eğitimi ile ilgili yapmak istediğiniz başvurularda sorun yok. Hiç korkmanıza gerek yok. Onların gelecek noktası, yurt dışı bağlantıları olumlu ama ülkemize geri dönsünler. Çünkü ülkenin yeni nesle, yeni beynine çok ihtiyacı var. Unutmayın efendim. Bir de şöyle söyleyeyim, çalışan çiftler arasında özellikle eşinizin maaş konusunda gerileme söz konusu olabilir. Bazı hatalardan rütbesi alınabilir. Dikkatli olun. Sizin de lakayt demeyeyim de rahat oluşunuz, benim başıma bir iş gelmez derken başkalarının sizinle ilgili oyun oynadığının farkında değilsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Sevgili gençler, kendinizin başarınızla ilgili sorunum yok. Hedefleriniz çok doğru. Aşk arıyorsunuz, acele etmeyin. Ama bu dönem bulacağınız aşk, evlilik ve hayat arkadaşınız olacak. Uzun soluklu sizin hayatınızda. Bu arada özellikle ilişki konusunda yara alan ve kalbi bir türlü şifalanmayan, eski anılarda yaşayan sevgili takipçilerim için eskiciye bağırıyorum. Yeniye de güven probleminiz var. İnanmak istemiyorsunuz ve kimsenin sizi anlamayacağını düşünüyorsunuz. Hak veriyorum. İyileşme vakti, tanıma vakti. Çay için sohbet edin, illa bir şey yapma, sinemaya gidin, şans verin, doğru aşkı yakalayacaksınız. Uzun soluklu ilişkilerle ilgili krizler, tartışmalar söz konusu olacak. Her iki tarafta sinir evresinde birbirimizi inceteceğiz. Biraz ara boşluklar söz konusu olsa da tekrar barışmalar var. O yüzden ihmal etmeyin, birbirinizi fazla kırmayın diyor. Yeni ilişkiye başlayanlar, yepyeni 2-3 gün, 5 gün, 1 aydır bu ilişki ciddiyet evresinde, korkmanıza gerek yok diyorum. Evet. Sağlık olarak özellikle, evli çalışan çiftlerimizle ilgili dedim. Ev hanımları ile ilgili noktada da özellikle eşiniz ve siz yeni bir iş başvurusunda ev temizliğine gidebilirsiniz. Bunlarla ilgili beklediğiniz ne varsa olumlu. Eşiniz de bu konuda sizi destekliyor. Artık paranızı biriktirin ve bu parayla birlikte kendinizi güvende olmanız lazım. Çünkü eşinizin size ufak tefek kiraydı, faturaydı, onun dışında başka bir şey vermiyor. Sizin de kendinize göre ihtiyaçlarınız var. Evliliği çok iyi olan ve mutlu olan çiftlerde bir ev taşınma fikriniz var. Ama yazlık ev alma gibi düşünün bunu. Kışlık ev alma gibi böyle bir niyetimiz var. Durumu çok kötü olan ve ev konusunda mutsuz olanlara aile, özellikle eşinizin soyundan gelecek bir destekle ev hakkınız gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Evlenmiş, ayrılmış ve bir türlü düzen ve ilişki oturtamayan takipçilerimiz için biraz daha sabırlı olun. Güzel işiniz hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak orta kulak iltihabı, iç kulak iltihabı, kristallerde sıkıntı olabilir, duyma sorunumuz olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın.
Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, YouTube'umuz spam yiyor. Desteğe ihtiyaç var. Desteksiz köstek mi olacaksınız, destek mi olacağız, göreceğiz bu hafta. Evet sevgili yaylar, özellikle kendi hayatınızla ilgili, iş konularıyla ilgili rahatsız olduğunuz ve artık kimsenin sizinle mutlu etmediğini ve işinizi bırakmak istiyorsanız 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seyrine başlıyor. Evet, yeni başvurularınız, başvurmak istediğiniz noktalar. Alınır mıyım, alınmaz mıyım? Buradan haklarımı alacak mıyım diyorsanız başvurularınız olumlu. Haklarınızla ilgili de mücadele etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bulunduğunuz firmada konum değişme beklentiniz varsa daha sabırlı ve daha temkinli olacaksınız. Çünkü şirketinizin ekonomik kaynaklı krizleri var. Şirkette işçi çıkartabilir, yönetici çıkartabilir. Bu yüzden yerinizin sağlam noktasıyla oynamanızı uygun görmüyorum. Değişimden çok yerinizi sağlam tutmanız lazım. Bu ara evde çalışıyorsanız, evle iş bağlantılarla ilgili mutsuzsanız, şirketiniz birkaç gün sizi işe davet edecek ama evde çalışmanız daha iyi, başkalarından nefret ediyorsunuz. O yüzden ev enerjisi de size iyi gelmiş gözüküyor. 22 Aralık'ta özellikle Oğlak, Güneş artık Oğlak seyrinde olacak. Güzel anlaşmaların dışında parasal konularımızla ilgili yaşadığımız sıkıntıları göreceğiz. Ona göre kredi borcumuz, ödemelerle ilgili hani ayırma dediğimiz noktalar vardır. Bunları ayırarak doğru sistemin ödemesini yapıp yolumuzun yolculuğuna başlayacağız. Eğer ki kurumsaldan devletle ilgili beklentiniz varsa olumsuz değil, olumlu olarak gözüküyor. Kendi işini yapanlar için özellikle 27 Ocak'tan sonra kendi işinizde çok güzel oluşumlar söz konusu olacak. 23 Aralık Oğlak yeni ayı sizin özellikle kendi hayatınızla ilgili kararsız olduğunuz ve mutsuz olduğunuz ve artık ben neyim dediğimiz sorgulama döneminiz olacak. Aileniz, kuzenler, eşiniz, eşinizin ailesiyle alakalı net kararlar vererek yol çizmenizi, aynı şekilde güvendiğiniz ekip arkadaşlarınızla ilgili bağı da daha sağlam oturtarak yerimizi sağlamlaştıracağız. O yüzden ilk önce ekip arkadaşlarımızın kalbine gireceğiz. Ailemizdeki sorunları çözüp kendi içimize geçeceğiz. Ondan sonra hedef, para, almak istediğimiz ve hayallerimiz. Çünkü artık bu ülkede yaşamak istemeyen bazı yaylar yavaş yavaş seyrinle ilgili altyapıları oturtacak. Dil eğitimi, farklı kurslar, farklı eğitimlerle ilgili de mesela astroloji danışmanı, kozmik enerji bu tarz fikirleriniz varsa mutlaka kurs ve eğitimler alarak kendinizi geliştirebilirsiniz diyorum. Kendi işini yapmak isteyen ve hala bu konuda kararsız olan sevgili yaylar için acele etmeyin. Çünkü paranız yerinde duruyor ve şu an bir kriz dönemi var ve mantıklı ve hareketli etmeniz lazım. Özellikle alım satım, dijital alanlarda ve e-ticaret gibi fikirleriniz varsa hemen yapıyorsunuz. Tasarım ya da bu tarz merakınız varsa altyapısını oturtun. Ondan sonra bu kararı vermeniz uygun. Serbest çalışıyorsanız, devletle bağlantılı işler ve primler ve ekstra primler içerisindeyseniz bu hafta ve özellikle Ocak ortasına kadar çok güzel fırsatlarımız var. Bunlar size para olarak dönüşecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, yakın dostunuz, arkadaşınız, kankanız, ailenin bile tanıdığı kişiyle bir fikriniz var. Bu yolculuk sizin için olumlu, olumsuz bir şey değil. Aileler destekleyecek ve iş ortak büyüyecek. Restoran, kafe, bu tarz gıda sektörüyle ilgili merakınız varsa gözünüzü dört açın. Yapın lütfen. Bir de arazi, yani hissesi büyük olan arazinin artık satışı. Ama bir malınızın da devlet tarafından el konulması ile ilgili bazı mahkemeler para konusunda yaşayacağımız beklentilerimiz olacak. Hem mücadele var, sonu ferah olacak, merak etmeyin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı, özellikle sizin kendi iş konunuzda yöneticilerin gerginliği ev hanemize ve aynı şekilde ekip arkadaşlarımızdaki aramızdaki soğukluk sizi yeni bir iş araştırmasına sebep gösteriyor. Yapın çünkü burası sizin zaten ayağınızı kaydırıyor, bilginiz olsun. Eşinizin sabit bir düzeni var, onun şirket araç verebilir. Size de şirket, gideceğiniz şirket araç verebilir, daha iyi olacak. Ama hanemizdeki araçla ilgili bir değişim beklentiniz varsa aracınız temiz, gerek yok, sabırlı olun. Onun yerine ev oluşumu yapmanız daha sağlıklı. Duygusal olarak sevgili gençler, bu ara eğitim konularınızla ilgili beklediğiniz haberler olumlu. Ailenize vereceğiniz başarı da olumlu. Yalnız bu ara motor merakınız olabilir. Bu tarz şeyleri aileye baskı yapıyor olabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. İlişki konusunda yorgun olduğunu hisseden sevgili yaylar, ilişkinizi bitiriyorsunuz ve uzun soluklu bir sakin kalıp kendinizi şarj etmek. Hani yapılan söz
sözler, söylenen şiddetli konuşmalar sizi yıprattı. O yüzden sakinliğe ihtiyacınız var. Uzun soluklu ilişkisi olanlarda da, evet, ilişkimizle ilgili ev almak, ev kararı içerisinde yatırım fikirlerimiz birbiriyle ters düşse de anlaşmaya doğru giderek yolumuzu belirleyeceğiz. Ama yeni başlayanlar için sabır. Sabır, sabır. Geçmiş ilişkinizle ilgili dönem dönem stokladığınız resimleri artık yırtıp atmanız lazım. Onun sizinle hiçbir alakası yok. Bu ara çok platonik takılıyorsunuz. Platonik enerjisinden çıkmanız lazım. Sevgili ev hanımları, aile içerisinde özellikle sizin kendi kardeşleriniz, erkek kız kardeş arasındaki krizler biraz sizi yıpratmaya, evinize odaklanamıyorsunuz, eşinize ve çocuklarınıza. Onların sorumluluklarını kenara bırakıp kendi düzeninizle alakalı noktada yol almanız lazım. Bir de yaşadığımız apartmanda tartışmalar, sözlü evreler, devamlı huzursuzluk oluyorsanız yeni bir ev düşünceniz var. Hayırlı olsun. Özellikle ve özellikle kendi evinizi alma enerjisi var. Hayırlı olsun diyorum. Boşanma fikri olan sevgili takipçilerim için, evet, boşanma enerjiniz var ama doğru karar vererek yol almanız lazım. Evlenmiş, ayrılmış, iş bekleyenler için bu hafta mucizeler kapınızda. Aynı şekilde ilişkinizle ilgili gelecek vaat ediyor mu diye soranlar için, evet, ilişki vaat ediyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada, hani vücutta sarkmalarımız, bacak sarkma, iç kas bacaklarımız, yani sizin acilen spor yapıp vücudumuzun iskeletinde bozulmalar var. Vücudumuzun yapısını sıkılaştırmamız lazım. Hoşça kalın efendim. Sevgili oğlaklar, YouTube kanalımız çok büyük bir spam yiyor. Bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayınız efendim. Evet, doğum gününüz, doğum umudunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah güzel mutluluklarda doğum gününüzü kutlasın diyerek sözü başlıyorum. Evet sevgili oğlaklar, Aralık 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seriyle birlikte hayatınızda değiştirmek istediğiniz iş kapılarınız, fırsatlarla ilgili yaşadığınız mücadelenin zaferini almak, gireceğimiz yeni çevre, yeni oluşum size ayrı bir renk katacak. 22 Aralık'ta maddi anlamda güven evreniz, Güneş Oğlak burcu doğumunuz hayırlı olsun. Bu noktada sağlam kararlarınızla ilgili geçmişe yönelik ne varsa hepsini çöpe atıyoruz. İş ve başlangıçlar için yepyeni bir başlangıç evresi sizi güçlenmenize ve hedeflerinizle alakalı yeni oluşacak fırsatları ayağımıza getirmemize uyarıyor. Aynı şekilde 23 Aralık'ta yeni ayda gerçekleşecek Oğlak burcu, yani sizin evinizde, sizin hanenizde gerçekleşecek her şey para diyeceğimiz ve kendimizle alakalı para finanslarımızı daha ön sahada planlayarak satmamız gereken, elde çıkartmamız gereken konulara net karar verip artık sıfırlanıp kendi yönümüz, evimizi değiştirmek, yatağımızı değiştirmek, işimizi değiştirmek için güzel fırsatlar var. Aynı şekilde yurt dışı başvurularımız, şehir dışı başvurularımızla ilgili olumsuz değil, olumlu haberleşmeler var. Bunları doğru değerlendirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, kurumsal olarak çalışıyorsanız yetkilenmek için ne bekliyorsunuz? Hayırlı olsun. Farklı bir yerden teklif beklentinizle ilgili umudunuz kırılmasın. O teklif gelecek ve işiniz bu konuda daha rahat bir noktaya geçiş sağlayacak. Aynı şekilde bulunduğunuz ekip arkadaşlarımızla ilgili bağlantı, toplantı, diyaloglarda, sert iletişimlerde olsa sonu zafer ve gayet güzel bir kutlamayla başarıyı elde. Hem yıl sonunun temposu hem de primlerinizle alakalı hesaplamalarda terslik olabilir. O yüzden masaya doğru hesaplama yaparsanız sevinirim diyorum. Devlette çalışıyorsanız devletle ilgili yaşadığınız krizleri çözmediğiniz takdirde işten mobbing uygulaması yapılabilir. Farklı bir yere tayininiz oluşabilir. O yüzden şimdiden kendinize çeki düzen bulun. Çünkü bulunduğunuz noktayı kaybetmek istemiyorsunuz. Ama alttan fitillenmeler başlamış. Sizi zaten yollayacaklar. Bir an önce kendini göster ve yerini sağlam tut diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi işinizle alakalı yeni fikir, yeni teklifler, yeni oluşumlar için çok açık gibi gözükseniz de kendi dünyanızda kapalı olduğu için kimseyi ortak olarak kabul etmiyorsunuz. Ama dışarıdan takip edecek yeni insanlarla iletişimi bulunduğumuz alanı büyütmeyi gösteriyor. O yüzden ortaklıktan çok kendi fikrinizi dışarıya taşıyarak dışarıdaki iletişimle alanımızı güçlendireceğiz. Eğer marketiniz varsa, kasap dükkanınız varsa, gıda kuru yemiş dükkanınız varsa kazançlarınızın daha yoğun olacağı ve paranız da daha böyle nefes alacağınız evreyi temsil ediyor. Eğer serbest bir alandaysanız ve özgürce dışarıda işler kovalıyorsanız evrak kaybı yaşayabilir, cebinizden para ödeyebilirsiniz. Evraklarınıza ya da dosyalarınıza ya da söz verdiğiniz noktalara dikkat etmeniz lazım. Evet, hem şansı hem bütünleşmeyi yaparken geçmişteki hataları da göz önüne alacağız.
Çünkü siz geçmişte iyilik yaptınız, herkes size hançerledi. Ekip arkadaşlarınızda güvendiğiniz harça. Artık biz iyileşmek zorundayız. İyileşmek iş konusundaki başarınızı kendinizi ispatlamanız için doğru bir ay, rica ediyorum. Yeni ilişkilerde kafası karışan çiftlerimiz için şans verin, zorlamayın. Çalışan evli çiftler arasında özellikle sizin işinizle ilgili bir kadından çok güzel destek alarak hem maaşınız hem de hak edilişiniz söz konusu olacak. Aynı şekilde eşinizle alakalı yaşadığınız sorunları bir an önce çözmediğiniz takdirde evliliğiniz terse düşüyor ve sıkıntılar var. Taşınma. Taşınmayla alakalı kararlarda kararsızsınız. Net kararlar vermeniz lazım. Çünkü oturduğunuz evin enerjisi size uymadığınız ve burada huzursuz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ve ekonomik olarak da kiralar uçtuğu için evi küçük dokunuşlarla renklendirerek evinize renk katabilirsiniz. Unutmayın. Sevgili gençler, kendinizle ilgili başarı odaklandığınız birçok yurt dışı ile ilgili başvurularınızda olumsuzluk yok. Ama bulunduğunuz okulda ilgili alt dersleriniz var. Bunları çözmeniz lazım. Bu ara hovarda ruhunuz her şeyi kenara itmiş. Bu hovardalığı aşağı çekilir. Odaklanmamız gereken noktalarımız var. Rica ediyorum. Uzun süredir ilişkinizle alakalı yaşadığınız krizler ve görmezden geldiğimiz konuları masaya yatıracağız. Yol almak için bu sorunları çözmediğiniz sürece bu 6 ay sonra da aynı başa gelecek. 3 ay sonra bunu bir an önce konuşun. Yoksa bu ilişkide ihanetler, yalanlar, bazı karışıklıklar farklı insanlara denemeden kaynaklı birbirinize yalan söyleyeceksiniz. Yeni ilişkiye başlayanlar için fırsat dönemi, doğru enerji, doğru duygu. Sakin sakin güzel sohbet ederek kendimizi geliştirerek ilişkiye adapte olabiliriz. Bu da size iyi. Hiç ilişkisi olmayanlar için yenileniyorsunuz zaten. İlişki ister istemez kapınızda karar sesin diyorum. Ev hanımlarına şunu demek istiyorum. Evet, bu ara kışın verdiği hani yoğunluk, stres, yorgunluk, çocuklarınız, eşinizin ailesi, sizin aileniz sizi çok fazla kasvet yaptı. Sabahları sakin yürüyüş yaparak enerjimizi düzeltmemiz lazım. Yoksa isyan bayrağı çıkacak, evi terk etme modunuz var. Bir an önce şifalanın. Eşinize güveniyorsunuz. Aslında eşinizi seviyorsunuz ama onun kendi içindeki sessizliği sizi yıpratıyor. O sizi aldatmıyor, sizi seviyor. Sadece ifadesi bu. Boşanma kararı olanlarda hane ayrımı gerçekleşti. Çocuk ve para, özellikle ev konusu ayrımı ile ilgili kendi aramızda tartışmalar var. Bunu düzeltelim, çocuklara yansıtmayalım diyorum dedim de. Evlenmiş, ayrılmış ve iş bekleyenler için biraz daha sabırlı olacaksınız. İlişki konusunda da güven psikiyatristle ya da psikologla meditasyonla enerjinizi düzeltmeniz lazım. Yoksa uzun süre bekar gözüküyorsunuz. Dikkatli olun. Evet, sağlık olarak dikkat etmemiz gereken vücutta ağız altlarımız, vücutta iltihaplar ve devamlı kendimizi vücutta devamlı bir kaşıntı kaynaklı iltihaplar gözüküyor. Cilt alerjimiz, reaksiyon göstermiş. Ufak ufak bakım dönemimiz, cildimiz ve derimizle alakalı cildiyeciye gitmenizi öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, spam yiyor YouTube kanalımız. Lütfen bol yorum, bol beğeni. Sizin için, benim için daha sağlıklı. Sevgili takipçilerim, bu hafta özellikle dikkat etmeniz gereken noktada iş anlaşmaları ve toplantılarla ilgili doğru dosyalar almanız. Masaya yanlış dosyalarla zarar görmenizi istemiyorum. Yeni başvurduğunuz ve iş konusuyla ilgili değişimler için de alternatif ve keyifli bir hafta olacak. Konum değişimliği değil. Yeriniz ve yerinizle alakalı değişmesini istediğiniz masanız, yani rütbeniz değil, başka bir bölüme geçmek, başka planlarınız varsa bunlarla ilgili alternatif teklifler var, değerlendirebilirsiniz. 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcu seyriyle birlikte sizin gözünüz açılıyor. Yani haklarla alakalı noktada olmak istediğiniz hedefler var. Yani ben burada olmalıyım, bu konuyu tamamlamalıyım, kendime iş kurmalıyım, burada kendimi gösteremiyorum, artık başka arayışlar içerisinde olmalıyım dediğimiz sorgulanma haftanız var. Kendinizi sorgulayacaksınız. Bu doğru kalır çünkü kendinizi hep güvende tuttuğunuz için alternatif evreleri, memur enerjinizden kaynaklı korkularınız var. Siz çok yetenekli ve çok başarılısınız. Alternatif gelecek teklifler sizin için olumlu. 22 Aralık'ta maddi anlamda kendinizi toparlamak için Güneş Oğlak seyriyle birlikte sizin parasal konularımız, gereksiz harcamalarımız, lüks hayatı geride tutup daha tutumlu ve daha otokontrollü olacağımız döngüyü uyarıyor. 23 Aralık'ta Güneş Yeni Ay, Oğlak Yeni Ayı gerçekleşecek. Bu da şu demektir. Siz neredesiniz? Nesiniz? Kimsiniz? Yani bununla alakalı uzun süredir kendinize soramadığınız soruları. Halsizsiniz, isteksizsiniz, yorgunsunuz, umutsuzsunuz, tam umut ediyorsunuz, yarım kalıyor, tam toparlanmak istiyorsunuz, aynı ruhtasınız. Bunları sorgulayarak, kendimize kaliteli zaman, spor yaparak, iyi bir psikoloğa giderek, enerjimizi toparlayarak şifalanmayı,
Devlet kapısı ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evraklarınız olumlu. Kurumsal alanda yöneticiler arasındaki yaşanacak krizler daha çok büyüyecek. Ama sizinle ilgili beklenti içerisinde olduğu sizin üst düzey yöneticiniz size ve onun gideceği noktada fırsat var. Sizi de birlikte götürecek, bilginiz olsun. Serbest çalışıyorsanız iş alanınızla alakalı para evrelerinde az az girişler ama sağlam girişler olacak. Korkmanıza gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu konuda paraya doyduk ama büyütmeye korkuyoruz ya da para kazanmak istiyoruz ama büyütmeye korkuyoruz diyorsanız bu açılarınız güzel bir şekilde değişecek. Hem para evremiz rahata hem de kendimizi daha bilinçli hareket ettireceğiz. Yeni ortak, yeni projeler, özellikle reklam vererek alanı büyütmek. Farklı ülkelerle ilgili iş bağlantınız varsa, bunlarla ilgili istekleriniz varsa, şirketiniz ev konunuzu ya da para konunuzla alakalı yurt dışı ile ilgili sizi destekleyerek yolculuğunuzu sunacak. Bulunduğunuz noktayı farklı bir şehire itmek istiyorsanız mücadele, mücadele, mücadele. Boş hayaller değil, gerçekleri görerek mücadele edin lütfen. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle dikkat etmeniz gereken nokta, ekip ve güvendiğiniz insanlar sizin ayağınızı, hem eşinizin hem sizin ayağınızı kaydırıyor. Dikkatli olun. Bu ara eşiniz iş çevresinde devamlı kadınlarla sohbete gidiyor. Gereksiz kıskançlıklar yaparak eşinizi yıpratmayın. Ama kendi eşiniz ve patronsanız bu ara çok güzel anlaşmaların imzasını atacaksınız ve uzun soluklu beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek gözüküyor. Çalışmıyorsanız ve iş bekleyenler için olumlu, keyifli ama ne diyoruz? Kapalı kapıları açmak için kendinizin kapalı olan evrelerini, şalterleri yukarı kaldırıp açmanız lazım. Evet, duygusal yönde kendini boşlukta hisseden sevgili kovalar için güzel bir aşk. Yenilenmek için, hani hücrelerim oksijen istiyorum diyorsanız bu aşk size oksijen gibi gelecek. Geçmiş ilişkiniz de gelecek. Yeni tanışacağınız insanın size hayranlığı derin olacak. Karar sizin. Sevgili gençler, eğitimde yurt dışı ile ilgili beklentinizde olumsuzluk var. Mücadeleye devam. Derslerinizdeki notlarınızda biraz daha dikkat edin. Habire gezip para dağıtmayı bırakın. Yerinizde konsantre olun. Arkadaşlar hep var ama eğitim bir noktadan sonra geriden takip edersiniz. Dikkatli olun. Evlenmeye karar veren kovalar için evet güzel tarihiniz hayırlı ve uğurlu ve eviniz bereketli ama evlenmeden önce ev almaya karar verip de sonra evlenmeyi düşünen tapular ortak olmalı, sonra zarar görmeyin diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara eşinizin iş kayıpları, parasal konudaki bazı kaosları sizi yıpratıyor. Kenardaki altınları istiyor, siz vermek istemiyorsunuz ama bunun bu desteğe ihtiyacı var. Tek tek verin, senet imzalayın, yarın o senet önüne koyun, haciz ederiz. Şimdiden böyle bir onun desteklenmeye ihtiyacı var. Ev sahibiniz kiranızı fahiş bir bedel isteyecek. Evi taşımak zorunda kalabilirsiniz. Ev arayışınız olabilir, dikkatli olun. 21-24 yaş evresinde çocuğumuz araba kazası geçebilir. Herhangi bir canında bir sıkıntı yok ama araba perde olacak. Dikkatli olmanızı, bu arada çocuğunuza araç vermenizi istemiyorum dedim bile. Boşanma kararı olanlarda durdurma kararı var. Yani biz ayrı evlerde birbirimizi deneyeceğiz. Sonra çocuklarımız ve yakın ev tutarak çocuklarımız hem babaya hem anneye gidecek şekilde. O sıra aşk enerjisi olacak sevgili beyler. Yani eşinizi kaybetmek istemiyorsunuz ama siz bu ilişkide çok hatalısınız ve zarar verdiniz. Eşinizin kalbini tamir etmek gerekirken artık evi de taşıyacaksınız ve çocukların psikolojisiyle oynayacaksınız. Dikkatli olun istiyorum. Bu ara hiç evlenmeyi düşünmeyen, asla evlilik kapım yok diyenlere güzel tanıştırma. Özellikle kuzenler arasındaki tanıştırmalar ruhunuza şifa gibi gelecek diyorum. Evlenmiş, ayrılmış, iş konusu bekleyen sevgili takipçilerim, devlet ya da kurumsal alanda beklentiniz ya da akademik anlamda beklentiniz neyse olumlu gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta egzama, saçtaki egzamalar, saç kepeği ve bir türlü saçlar bakımsız, hani vitaminsiz, saç dökülmeleri ve bu tarz noktalarımız, kıl dönmesi, saç dökülmesi kaynaklı sıkıntılar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel ailem, güzel takipçim. Spam yayıyor kanalımız. Lütfen bol yorum, bol destek diyorum. Sevgili takipçilerim,
Jüpiter artık koç seyrinde gerçekleşecek. Hani alıngan, dağınık, dağıttığınız ruhunuzu daha hızlı görmek, işinizle alakalı çözemediğiniz ve çözümsüz gördüğünüz noktalarda doğru adımlar atarak kendinizin farkına varmanız lazım. Ve şirketinizin sizinle ilgili fikirleri olumlu gibi gözükse de sizin dağınık ruhunuzdan kimse size güvenemiyor. Silkelen kendine gel, silkelen kendine gel diyoruz. Yeni iş başvurunuz ve bu konuyla ilgili beklentileriniz de çok güzel destek ve sizi referans anlamında çok güzel destekleyecek nokta var. O yüzden işinizle ilgili gitmek istediğiniz nokta olumsuz bir durum yok. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bulunduğumuz noktada yer değişimi, mekan değişimi beklentileriniz için daha Ocak sonuna ihtiyacınız var. Hem maaşınız hem priminizle ilgili konuşmak istediğiniz noktaları konuşun. Hak edişleriniz ve olması gereken noktalarda doğru bir süreç var. Ama yer değişimi dediğimizde ben tüyleriniz diken diken olabilir. Sabır ve sakinlikle çözmeniz lazım. Devlette çalışıyorsanız devlet ilgili yaşadığımız bazı pürüzler, denetimler, yoğun tempo yöneticilerle alakalı noktada gerginlikten çok düzen ve tertip evresi olacağı için devletle alakalı bağlantılarda kılık, kıyafet, saat, düzen, konuşma, tıraş, bakım çok önemli. Dikkat edin. Başkalarının gözüne yanlış anlatılmanıza sebep olmasın diyorum. Bu arada devlete girmek istiyorsanız da güzel teklifler, güzel bağlantılar kurarak bekletileceksiniz ama eninde sonunda o evreye giriş sağlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız işi bırakmak, farklı bir alanda kurumsal evreye girmek isteyenler için doğru bir adım. İşi devredeceksiniz hak edilişinizle, güzel bir parayla. Ama iş büyütmek, farklı alanda geçmek isteyenler için acele etmeyin. Şu an ekonomik olarak da zorlandığınız konular sizin şirketinize ya da para ve ailenize sıkıntıya sokabilir. Yavaş yavaş temkinli adım atacaksınız. İhmal etmeyin. Serbest çalışıyorsanız, emlak sektörü, alım satım, diş hekimi, sağlık sektöründeyseniz güzel kazançlı bir dönem. Bunları parayı yatırıma çevirmeyi, paranızın değerini bilmeniz gerekiyor. Bu ara para ruhunuz daha ön planda olacak. Geçmiş hataları yapmak istemeyeceksiniz. Tutumluluk evreniz ön planda olacak ve kendinizi bu konuda daha rahat adımlar atacaksınız. Evet, şöyle çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz işten çıkartılabilir. Dikkatli olun ve bütün yük sizin üzerinizde olabilir. Eşinize vıt vıt edebilirsiniz. Aman dikkat, eşiniz de bu yüzden ev satma kararı içerisinde olacak. Acele etmeyin, yeriniz değerli gözüküyor, ihmal etmeyin. Bu arada da özellikle yazı yazma, kabiliyet, yetenekleriniz, bilgisayar üzerinde projeleriniz varsa ödüllü ve başarılı noktaya doğru ilerliyor. Ne yapıyorsanız aynısını yapın, daha büyük başarınız aydınlığa kavuşacak. Yani siz yazma konusunda ve yapma konusunda çok başarılısınız. Şirkette kendinizi ispatlıyorsunuz ve bu ispatlama konum olarak da rahatla. Ama yarın olacak gibi düşünmeyin. Temelleri kuruyorsunuz diye düşünelim. Hemen yarın olacak. Nasıl yarın olacak ya? Gökyüzü de bir saniyelik, salihselik hareket ediyor ya. Hemen olmuyor. Merak etmeyin. Evet, bir de bu ara gençlerimizle alakalı kış tatili. Okulda yollayacağız. Kış tatilinde ufak tefek kazalar olabilir. Ama evlatlarımız gayet sağlıklı. Eğitim konusunda da onların kendine düşen payı en iyi şekilde yapacağı için bir sıkıntı görmüyorum. Puanları, dersleri iyi. Aşk enerjisi arayanlarda biraz kafa karışlığı, flörtöz ruhu, biraz heyecan arayabilirsiniz. Sağlık, hani özel hayatımız, yatak hayatımızla ilgili korunmayı ihmal etmeyin. Yoksa HPV virüsü kapabilirsiniz. İhmal etmeyin diyorum. Bu ara dikkatli olun lütfen. Evet, aşk konusunda yaralı olanlar sakin kalın. Eşiniz zaten sizi boşamayı düşünüyordu. Mantıklı olun, haklarınızı alın. O yüzden hiç üzülmeyin diyorum. Geçmiş ilişkinizle alakalı da hesaplaşma, yüzleşme evresinde ağır kalbinizdeki geçen her şeyi söyleyin. Çünkü ağlayan sizdiniz, o hayatını yaşıyordu. Bunu da doğru değerlendirin. Uzun soluklu ilişkilerde kendi aranızdaki geçmişe yönük o ilişki var mıydı? Bu ilişki, bu kız sana niye, bu erkek niye böyle? Saçma sapan ilişkinizi kısa aralıkla evreye sokacaksınız. Birbirinizi tanırken böyle saçmalıklara gerek yok diyorum. Evlenme ve söz nişan içerisinde olanlarda Mart ayının evlilik tarihini belirlediniz. Ama taşınma konularımızla ilgili acele etmeyin. Biraz daha temkinli olmanız lazım. Evlenmemiş abiniz, dayınız, amcanız varsa hayırlı bir kıset var. Merak etmeyin diyorum. İyi bir noktaya erişecek. Sevgili ev hanımları,
Bu kadar ailene bakmayı bırak, kendi çocuğun ve kendi karın ya da kendi eşine daha dikkat edersen evdeki neyin sıkıntılı olduğunu görmeniz lazım. Çünkü evde ilgilenmiyorsunuz, kendi çevrenizdeki insanlar daha kıymetli ve burada bir mutsuzluk var, iyileştirmeniz lazım. İhmal etmeyin. Boşanma fikri olanlarda yazılar imzalandı. Herkes kendine yoluna giderken tekrar denemek isteyebilirsiniz. Yine aynı başa dönüşeceksiniz. Hiç gerek yok diyorum. Bu ara eşine güvensiz olan sevgili balıklar için şunu da, evet eşinizin fingirdek ruhu var ama hatası yok. Yani o öyle seviyor hayatı. Öyle bir ruhu var. Bu ara bilgisayar, cep telefonu ve elektronik eşyalarda evde bir değişim söz konusu olacak. Ve çocuklarınızın telefonu ve hattı ile ilgili de dikkatli olmanız, onun içine onu takip edecek evreler koymanız lazım. Çevresindeki insanlar çok sağlıklı gözükmüyor dedim. Evet, sağlık olarak özellikle göz kontrollerimiz, göğüs kontrollerimiz ve uyku apnemimiz olabilir. Nefes almada zorlanıyor olabiliriz. Dikkatli olun. Evlenmiş, ayrılmış, iş bekleyenler için olumluluk gibi gözükse de gecikmeler olacak. Ama tanıştırmalar ya da bir ilişki tanışacaksınız sosyal ağlardan, bu evliliğe doğru gidebilir. Ama kendinize sır verip ser vermeyin diyorum. Hoşça kalın.